Yıldırım Bey, sizinle de başlayalım. İstanbul Kongresi'ne kadar aslında ilk kongrelerin birçoğunu genel merkeze yakın isimler kazanmıştı ve Kemal Kılıçdaroğlu rahat kazanacak deniyordu ama İstanbul Kongresi'ni değişimciler aldı. Bu sizin açınızdan sürpriz oldu mu, değişimcilerden yana adayın Özgür Çelik'in kazanması ve İstanbul Kongresi genel kongre üzerinde ne kadar etkili? Gerçekten de genel kongrenin bir provası mı İstanbul Kongresi? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bir bütün olarak Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri beklenen üstünde ilgiyle izleniyor, takip ediliyor. Hem medya takip ediyor, hem insanlar takip ediyor. Çünkü bu kongrelerden hemen sonra yerel seçim çalışmaları başlayacak. Yerel seçime dair giderken insanların kilitleneceği yer artık yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara kendi yerelinde çözüm üretebilecek adımların atılmasını bekleyen bir süreç var. Daha önce yaşadığımız yenilginin bıraktığı izler tam anlamıyla ortadan kalkmış değil ama hedef 31 Mart seçimlerine kilitlenen bir yere doğru gidiyor. İl kongreleri bu anlamda oldukça önemli. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da, Türkiye açısından da İstanbul Kongresi hep önemlidir. 16 milyon nüfusu olan bir şehir, kurultay delegesinin 196'sını seçecek, doğal delegeleri saymazsak 196 delegenin seçileceği bir kurultay. Özgür Çelik yeni il başkanımız, bu arada kendisini de kutluyorum. İl başkanımız hem televizyon programlarında hem de İstanbul Kongresi'nde değişim üzerinde bir vurgu yapmadı. Daha çok bu bir kurultayın ön revanşı değildir. Biz İstanbul'a kilitlendik. Biz İstanbul'u yeniden almak için bir ilçe başkanlarımızla birlikte bir süreç örgütledik. Ve bizim bu kongremiz büyük kurultayın bir provası olarak değerlendirilmesini doğru bulmuyorum dedi. Kendi tarifleri bu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu konuşmada da yaklaşık 50 dakikaya varan bir görselleri de olan bir konuşma yaptı. Bütünlüklü bir program hem İstanbul faaliyetlerini 5 yıllık, 4,5 yıllık İstanbul'da yürüttüğü çalışmalar ve 31 Mart 2024'te ilişkin belediye olarak yaptığı hazırlıkları ve 2028 ve 2029'daki yerel seçimlere dönük de bir hazırlığın başlaması gerektiğinin altını çizdi. Eğer İstanbul Kongresi büyük kurultayın bir provası olmuş olsa idi, bizim şu anda genel başkanın dışında 3 genel başkan adayı olacağını ilan eden arkadaşımız var. İlhan Cihaner, Örsen Öymen, Özgür Özel. Şimdi Örsen Öymen ile İlhan Cihaner kongredeydi. Özgür Özel yoktu. Şimdi eğer kurultayın provası olacak olsa en iddialı adaylardan biri Özgür Özel İstanbul Kurultayı'nda, Kongresi'nde olması gerekirdi. Yoktu. Neden yoktu? Niye gelmedi? Onu bilmiyorum ama bu bile şunu gösteriyor. İstanbul Kongresi Büyük Kurultay'ın bir provası değildi. Bunu adayların kendisi de altını çizerek anlattılar. Yeni seçilen Özgür Çelik de 8 yıldır ilçe başkanlığımızı yapan, seçilemeyen Cemal Can Polat da ilçe başkanımız, il başkanlığımızı yapan, parti meclis üyeliğimizi yapan bir arkadaşımızdı. Ben İstanbul'daki kongrenin o canlılığını, o heyecanını ve kavgasız gürültüsüz ilk başta il başkanlığımızı yapan ve özellikle siyasal iktidar tarafından yasaklı hale getirilen Canan Kaftancıoğlu'na olan ilk başlangıçtaki tepkiyi asla doğru bulmuyorum. Yani Canan Kaftancıoğlu'yla aynı şeyleri düşünmüyorum ama ona yapılanın bir parti ahlakına, parti hukukuna, parti işleyişine asla uymadığını belirtmem gerekir. Onun dışında en ufak bir problem olmadı. Tribünler de, kurultay delegeleri de, kongre delegeleri de, konuklar da tıklım tıklım doluydu. Heyecan seçim sonuçları açıklanıncaya kadar devam etti. Bu da İstanbul'u yeniden kazanacağımızın bir müjdecisi olarak görüyorum. İl başkanı seçimiyle kurultay delegesi seçimi arasında bir fark gördüm ben orada.
Nasıl bir fark? Şöyle bir fark, 196 delegenin değişimden yana tutum alacağını ya da Özgür Özel'in adaylığını ya da İlhan Cihaner'in adaylığını ya da Örsen Öğmen'in adaylığını destekleyecek diye bir şey almadım. Ben Özgür Çelik'i destekleyen çok sayıda delegeyle konuştum, sohbet ettim. Önceden tanıdığımız, birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlar hepsi şunu söyledi. Biz burada Özgür Çelik'i ama genel büyük kurultayda da genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket edeceğiz diyen yüze yakın delege biliyorum. Konuştuğumuz delegeler var. Bu delegelerin Ankara işte merkezciler kazandı diyoruz ya. Ankara'da seçilen 72 delegenin içerisinde de mutlaka genel başkanımızın yanında tutum almayacak delegasyon da var. İzmir'de de var. Cumhuriyet Halk Partisi delegesi asla tek noktaya kilitlenmez. Kendi çıkarı için değil, ülkenin çıkarı için bakar, partinin geleceği için meselelere bakar ve burada karar verir. Ben şu ana kadar yapılan 11 ilimizde seçimler kaldı. Bu hafta sonu tamamı bitiyor. 11 ilin toplamı İstanbul kadar değil. Yani aslında İstanbul Kongresi'nden sonra 3 aşağı 5 yukarı büyük kurultayın şekillendiğini görüyoruz.